Merhabalar herkese. Bugün Chessable Masters turnuvasında finalin ilk günü heyecanı vardı ve iki oyuncu birbirinden heyecanlı dört karşılaşma oynadılar. İlk karşılaşmayı Dinktiren, ikinci karşılaşmayı Pragnan da, üçüncü karşılaşmayı kim kazandı? Birazdan burada birlikte inceleyeceğiz. Bakalım bu karşılaşmada ve maçta neler yaşandı? D4 ile başlıyoruz oyunu üçüncü karşılaşmaya. At F6'nın ardından C4, E6'nın ardından anti-imza hint varyantı at F3 geliyor. D5, at C3, C6 ve fil G5 ile at açmaz alınınca at D7 ile sağlamlaştırılmış. E3 beyaz filmi de gelişeceğim ve vezir A5 Dinktiren'den Cambridge Springs varyantı geliyor. C çarpı D5, at çarpı D5'ten sonra C3'te bir baskı var. Vezir D2 ile orası desteklendi ve fil B4 bir baskı daha, orası kale C1 ile tekrar destekleniyor. Şimdi H6 kaç fili? Fil H4'e kaçılınca da B6 oynuyor burada Dinktiren. Filini B7 veya A6'dan geliştirmek isteyecek. Beyazlarsa burada filini D3'e çıkarak kısa rok atmak istiyor hızlıca. Siyahlar diyor ki o fillerimizi tahtadan uzaklaştıralım. Benim filim zaten pek iş yapmıyordu. Gel senin D3'teki güzel filinle değişeyim diyor. Kısa rokun ardından kısa rok ve E4. Beyazlar şimdi merkezin hakimi ve o atı D5'ten kovmak istiyor. O at C3'ü almış. B çarpı C3. Fil A3'te kale istenince kale D1'e gidiyor ve kale E8'in ardından da kale E1 oynuyor. Herkes, iki oyuncu da bütün taşlarını şu anda geliştirdiler. Fil çarpı D3, vezir çarpı D3. Siyahlar şu anda tahtayı biraz daha sadeleştirdi ve aslında bu merkeze karşılık bir C5 ile beraber hücum etmesi bekleniyor. Bakalım şimdi ne oynanmış. Kale AC8 artık o piyonlara ilerleyeceği belli. Dinktiren'in ilk oyunu da vezir kanadındaki piyonlarını sürerek kazanmıştı. Dinktiren H3 oynuyor burada Pragnan'da ve B5. Yavaş yavaş o piyonlar geliyor. Dikkat etmek lazım. Kale E2 oynuyor Pragnan'da. Pragnan'da da belki burada kale C2 ile destekleyebilir buradaki C3 piyonunu. Çünkü C5'lerin ardından hem kalenin hem de vezirin burada C3 piyonlarına bakışları olabilir. Vezir A4 oynamış Dinktiren. Kale D1'in ardından Pragnan da istiyor ki E kanadı, E hattı açılsın ve oradan ben bir şeyler yapabileyim ki fil F8 oynuyor öncelikle Dinktiren. Vezir kanadındaki piyonlar sürülünce fil orada kalmasın. Fil F8'den arkadan hem piyonları desteklesin hem de en azından burada bir şeyler olursa savunma fikirlerini, savunma hamlelerini korumuş olayım fil F8'de. G4 Pragnan'da da artık vezir kanadı sürüşlerine karşılık bir şah kanadı hücumu yapmaya karar veriyor ve G4 oynuyor. Ardından belki G5'lerle beraber burada bir yarı açık at oluşturabilir. O yarı açık attan şah kanadı hücumu yapabilir. C5 şimdi oynanıyor. C5'e karşılık tabii ki siz D çarpı C5, at çarpı C5 istemiyorsunuz beyazlar olarak. Hem C3 piyonunuz çok kötü, hem at C5'e oturuyor. Vezirinizi istemiş oluyor. Bunları istemezsiniz. D5 oynuyor burada Pragnan'da ve D5'in ardından tabii ki Pragnan'da'nın isteği şu olurdu. E çarpı D5, E çarpı D5'ten sonra E hattı açılsın. Merkezdeki bir hat, benim kareleri dublelediğim bir hat ve orası biraz daha canlansın istiyor. Şah kanatlarına bakışları daha kolay olsun istiyor. Fakat Dinktiren bunu istemiyor. C4 oynuyor. Ver veziri diyor. Vezir D2'ye gidince de B4 hamlesi geliyor. Vezir kanadı sürüşleri gelecek demiştik ama çok hızlı bir şekilde geldi. C çarpı B4 alamıyoruz çünkü fil B4 hamlesi var ve dikkat etmemiz lazım. Çünkü siyahlar şimdi B çarpı C3 isteyecek. B çarpı C3 isteyecek ve vezir C3'e tekrar fil B4'lerle beraber şiş atmış olacağız. Bu yüzden bu şişe dikkat etmek lazım. Taş kaybetmemek lazım. D çarpı E6 ile devam ediyor burada Pragnan'da. Kale çarpı E6'nın ardından atını D4'e merkeze gelerek kaleyi rahatsız ediyor. Fakat Dinktiren'in bu biraz hoşuna gidiyor. Çünkü zaten kale B6'ya gidecekti. D çarpı C3 istekleri vardı ve ardından bu kaleyi B hattında değerlendirmek isteyecek Dinktiren. Şimdi vezir D1 Pragnan'da vezir kanadındaki baskıdan memnun değil. Yavaş yavaş oyunun kayıp olduğunu düşünüyor. Vezir D1 ile beraber vezirleri değişmek istiyor. Dinktiren de hay hay demiş, vezirleri değişmiş. Vezir çarpı D1, kale çarpı D1 ve şimdi işte fazla piyon alındı. B çarpı C3 ile beraber. B çarpı C3, kale C2 en azından C3'teki piyonu alalım. Bir duble ama orayı ilerletmemek ve o piyonları almak tabii ki beyazların hedefi olacak. At C5'e yerleşiyor. O da E4'ü istiyor. Kale çarpı C3. At çarpı E4'ün ardından tahtaya baktığımız zaman siyahlar bir tane fazla piyona sahip ve açıkçası C hattında destekliyorum. B hattını kullanabilirim. Fil de her an B4, A3 gibi karelerden bu kareleri hakimiyet altına alabilir. Siyahlar çok rahat gözüküyor. Beyazlar ne yapacak? Kale E3 ile beraber atı istemiş. At F6'ya dönüyor. Fil F6'lar pek bir problem değil çünkü G F6 değil, kale F6 alabiliyorum. At E2 dönüyor Pragnan'da ise C3 karesinin hakimiyeti oyunun hakimiyeti demek. Oyunun
karar noktası demek. Çünkü C3 sürülürse veya C3 karesinin hakimi olunursa o piyon vezire doğru gider. Şimdi Pragnam'da C3'ü tuttu. Fil C5'te kale istenince kale E5 ve kale B2. Yine kritik anlardan bir tanesi, kale B2 yendi. Bir taraftan A2'ye bakıyor, bir taraftan buraya doğru bakıyor. B2'deki kale C piyonlu sürüşü için açıkçası oldukça destekleyici bir kale olarak gözüküyor. At C3 oynandı şimdi. Hem C piyonun önü kapandı, hem A2 piyonu istendi. Fakat fil B4, o atı oradan kaldır diyor Dinktiren. Pragnam'da kaldırmayacağım diyor. Kale C1 oynuyor ve at D7 ile beraber Dinktiren farklı bir taşını daha o piyonu desteklemeye getirecek. Ver kaleyi. Kale E4 oynanınca da at B6. Bu at bu piyonu artık savunmuş oldu ve istekler basit aslında. Fil çarpı C3, kale çarpı C3 ve ardından kale çarpı A2 alacak. Ha, iki kale de C4'e bassa dahi iki tane taşın C4'ü savunduğunu görüyoruz. Bu yüzden iki piyon öne geçmiş olacak bir anda siyahlar. Bunu istemiyor Pragnanda ve A4 oynuyor. Pragnanda'nın da aslında fikri 3 aşağı 5 yukarı belli. Şimdi fil çarpı C3, kale çarpı C3'ün ardından, ki oynatalım. Fil çarpı C3, kale çarpı C3'ün ardından siyahın kötü bir hamlesine A5 oynayabilip ardından at kovulunca da C4'ü alarak oyunu bir anda dengeleyebiliyor belki Pragnanda. Fakat tabii ki çok tecrübeli bir Dinktiren var burada. Dinktiren kale B3 ile beraber o C3'teki atı kaldıracaksın ortadan diyor. C3'teki at A2 karesine gidince de artık görünmez bir hapis o atı kaplıyor. Fil D2. Fil D2, atın gidebileceği kaleler fille korunmuş durumda. Rakip filde hakimiyet altına alınmış durumda. Aynı zamanda C1'deki kale isteniyor. C1'deki kale C2'ye gidince hepimizi çok rahatlatan çok güzel bir hamle. C3. C3 ve fil D2 ikisi de birbirini koruyor ve artık C3 karesinin hakimiyeti siyahlara geçmiş oluyor tamamen. Yavaş yavaş hamleler akacak. Kale B2 gelecek. At yardıma gelebilir. C8'deki kale zaten çok güzel bir yerde. Burada Pragnan'da son denemesini yapıyor. Kale D4. At çarpı C3 vurarak alet geri kalmak istemiyor burada Pragnan'da. Kale D4 ile beraber en azından kale çarpı D2, C çarpı D2, kale çarpı D2 konumunda fil piyona karşılık kale değişeyim istiyor. Fakat oyunun 39. hamlesinde Dinktiren kale B2 oynayınca Pragnan da şunu farkına veriyor. Ben kale çarpı D2 vuramıyorum ve artık oyunun bitmesi gerekiyor. Pragnan da burada oyunu terk etmiş. 3. oyunda Dinktiren galip gelerek 2-1 öne geçiyor ve 4. oyundaki beraberliğin ardından Dinktiren bugünü 2,5-1,5 galibiyetle tamamlanıyor. Yarın 19'da finalin ikinci gününde beraberlikler Dinktiren'e yetecek. Pragnanda ise geri dönmeye çalışacak. Yarın 19'da şampiyonu belirleyeceğiz. Sizleri de yayına bekliyoruz. Kale B2'den sonra neden terk edilmiş? Gelin hızlıca bakalım. Zaten siz kale CD2 oynarsanız kale çarpı D2 ile beraber hani oyunda fazla bir şansınız kalmıyor ama belki şu konuşulabilir. Kale DD2 alınabilir. Kale DD2'ye de bu kez C çarpı D2 oluyor. Şimdi ne yapacaksınız? Adam D1 vezire çıkmak istiyor. Belki bir tane kale çarpı C8, at çarpı C8, at C3 denemesi olabilir. Aa, D1'i tutuyorum. D1'i tutuyorsun ama kale B1 şah çekiliyor. Kale B1 şah çekilince yani alırsan vezire çıkıyor, almazsan yine vezire çıkıyor. Fark etmeyecek. Almayalım. Almayınca adam vezire çıksın. At çarpı D1, kale çarpı D1'in ardından gördüğünüz gibi siyahlar. Yani en kolay şekilde kale önde kalabiliyordu konumda. Bu yüzden Pragnan'da kale D2'nin ardından, kale B2'nin ardından oyunu terk etmiş ve finalin ilk gününde mağlup oldu bu hamleyle birlikte. Yarın sizleri de bekliyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.